Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaşarlı pide tarifim için toplam 5 su bardağı un kullandım. 4 çay kaşığı kuru maya, 2 su bardağı ılık su ve 3 çay kaşığı da tuz kullandım. Malzemelerimiz bu kadardır. Şimdi hamurumu güzelce yoğuruyorum. Toparlayacağım bu kasede. Sonra tezgah alıp güzelce 10 veya 12 dakika boyunca yoğuracağım. Tarifim 4 veya 5 kişiliktir. Eğer isterseniz bu malzemelerin yarısını yaparak da pidenizi hazırlayabilirsiniz. Hemen son olarak tuzunu da ilave ediyorum. Hamuru artık bu kasede toparladım. Şimdi tezgaha alıyorum. Güzelce 10-12 dakika boyunca yoğuracağım. Ele yapışmayan sert bir hamurumuz olacak arkadaşlar. 10-12 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi ben bu hamuru bir kaseye alacağım. Üzerini kapatacağım bir poşetle ve ortalama 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ondan sonra da bezeleri ayıracağım. Hamur 15-20 dakika boyunca dinlendi. Şimdi bu hamuru ben 9 eşit bezeye ayıracağım. Tezgahı biraz unladım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar, mutlaka deneyin. Ben kaşar kullandım, yumurta da kullandım, kaşarlı yumurtalı da yaptım, sucuklu da yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz, etli de yapabilirsiniz. Gerçekten de çok nefis oluyor, mutlaka deneyin. Ölçülerim tam ölçülerdir. Tepsiyi unladım ki yapışmasın diye. Üstünü yine streçle kapatıp toplam 40 dakika boyunca mayalanması için bekleyeceğim. Hamur artık mayalandı. Şimdi ben tepsimi hazırlıyorum. İsterseniz pişirme kağıdı da kullanabilirsiniz. Tepsiyi biraz yağladım ve unladım. Eğer ikinci tepsiyi yapacaksanız arkadaşlar tekrar yağlamanıza veya unlamanıza gerek yok. Yine aynı tepsiyi kullanabilirsiniz. İç malzemelerimi hazırladım. Bol miktarda kaşar kullanacağım. Biraz maydanoz. İsterseniz yeşil soğan da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor ama tabii tercih herkesin damak zevki farklı olabilir. Biraz tereyağı ve bir iki tane de yumurta var. Hemen şimdi ben bezemi açıyorum. Tezgahı biraz unladım yapışmasın diye. Çok kolay bir şekilde açacaksınız arkadaşlar. Merdane ile açın. En iyisi merdanedir. İlk defa kullanan arkadaşlarım bile kolaylıkla açacaktır. Bunun garantisini veriyorum. Hamur da gayet güzel mayalanmış. Şimdi hemen biraz bezeyi unluyorum. Açmaya başlıyorum. Hamur ne kadar ince olursa o kadar çok lezzetli olacaktır. Burada da biraz uzatma işlemi yapabilirsiniz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, bir şey olmaz. Bol miktarda kaşarlarını dolduruyorum. Kenarlarını hemen kolaylıkla kapatıyorum. Uçlarında iyice kaşar koyuyorum ki kuru kalmasın diye arkadaşlar. Bir miktar da tereyağı koyacağım. Hemen şimdi diğer bezeyi açacağım. Onu da ben maydanozlu yapacağım. Elinizde o kadar çabuk forma girecek ki ben hemen şöyle bir hareket göstereyim size. Elimle böyle sallayarak açıyorum adeta. Kesinlikle arkadaşlar hamurda yırtılma olmayacaktır. Bu tabi bu şekilde yapmanıza gerek yok ama hemen nasıl açıldığını göstermek istedim sizlere. Gerçekten muhteşem bir hamur olmuş. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir, hiç fark etmez. Desteklerinizden dolayı arkadaşlar hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kenarlarına ben yumurta sarısı sürüyorum. Hem yumuşacık olacak hem de çıtır çıtır olacak. Ben sadece bu tepsiyi pişireceğim arkadaşlar. Diğer hamurlarımı da buzdolabına koyacağım. Yine üstü kapalı vaziyette, streçle kapalı vaziyette. Akşam eşim geldiği zaman ve çocuklarım geldiği zaman onlara yapacağım. Çünkü pide biliyorsunuz sıcak sıcak yenilmesi gerekiyor. Aksi halde gerçekten de lezzetini kaybediyor. Onlar geldiği zaman pişireceğim. Hamura hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Çünkü hep biz bu şekilde yapıyoruz. Lezzetinden herhangi bir kayıp olmayacaktır.
Tepsiyi şimdi fırına atacağım. Fırını önceden ısıttım. Şu an 230 derecelik ayarda 20-25 dakikaya ayarladım. 25 dakikada pideler pişiyor. Ancak ben 20 dakika sonra veya 18 dakika sonra çıkartacağım. Yani yumurtalı istiyorsanız veya sucuk da ilave etmek istiyorsanız 17. dakikada çıkartıp yumurta veya sucuk ilave edip tekrar fırına koyabilirsiniz. İki tanesini ben yumurtalı yapacağım. Şu anda 18 dakikadır fırındaydı. Bir yumurtaları kırdıktan sonra bir 5 dakika daha fırında kalacak. Ondan sonra da çıkartacağım. Fırından çıkarttım. Toplamda 25 dakikanın içerisinde pişti. Bu süre 22 dakikayı da bulabilir. Lütfen kontrollü olun. Çünkü herkesin fırını farklı olabilir. Varsa evinizde lütfen kenarlarına tereyağı sürün. Eğer yoksa zeytinyağı, eğer zeytinyağı da yoksa sıvı yağ sürün. Yumuşacık olacaktır. Şöyle arkasını da göstereyim. Ne kadar güzel kızarmış. Şimdi hemen servis tabağına alıyorum. Evet, pidelerimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Şu anda çıtır çıtır ve yumuşacık. Birazdan göreceksiniz zaten. Gün ışığını da çıkarttım rengini tam görün diye. Fotoğraf ve video çekim nedeniyle ben pideleri birazcık soğuttum. Şimdi hemen müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş pideler. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten de tadı tuzu her şeyi yerinde. Ölçüleri tam yerinde. Lütfen siz de deneyin. Eminim sizler de çok çok beğeneceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.